Çanakkale Savaşları'nda Yarbay Mustafa Kemal'in "ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" sözleriyle canlarını ortaya koyan ve Türk tarihine adlarını altın harflerle yazdıran 57. alay Türk milletinin kalbinde yaşıyor. Çanakkale'ye gelen çoğu insanın ilk duyduğu birliklerden bir tanesi. Aslında iki ordumuz ve çok nice alayımız savaşmış. Ama onlara biraz daha sıra dışı olan elbette hikayeleri. Ve burada 19 tümene bağlı Tekirdağ'da kurulan Mustafa Kemal Atatürk'ün de tümen komutanlığı yaptığı bir birliktir 57. alay. Çanakkale 25 Nisan'da kara savaşlarının başladığı günden itibaren çok kritik görevler üstlenmiş. İşte John Kupayı'na gelmeleri, hepimiz iyi biliriz, ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum diyerek savaşa girmeleri. Düşmanı da tabii buraya kadar püskürtmelerinde üstün çaba ve gayretler göstermişler. Tabii hep onları biz başarılarıyla, böyle kahramanlıklarıyla biliriz ama belki de bu kahramanlığı ve şan ve şöhretin arkasında çok büyük bir bedel var ödenen. Ve onlar da burada çok büyük kayıplar vermişler. Yani tabii bu savaş 8,5 ay sürmüş siper muharebelerinde. Ve onlar da yaklaşık 8,5-8 metreye kadar düşen dünyanın en yakın siperleri diye tabir edeceğimiz bu mevkide savaşmışlar. Çanakkale'nin bu sebebiyle en tanınan ve en kahraman birliği haline gelmişler. İşte 1915'te Tekirdağ'da kuruluyor. 1917'de de en son Filistin cephesine doğru orada bu birlik lav ediliyor. Ve o günden sonra bir daha da onların kahramanlığı gelecek kuşaklara da örnek teşkil etsin diyerek bu birliği lav etmişler. Ben de Almanya'da doğdum, büyüdüm. Biz de ilk kez geliyoruz ve biraz geç kalmışız aslında. Tabii tarihi yine de okullarda falan hiç öğrenmedik öyle şeyleri, Alman okullarında okuduğumuz için. Yani burada direkt canlı görmek, sadece televizyonlarda izlediğimiz filmler haricinde çok farklı bir duygu gerçekten. Yani gözyaşlarımı genel olarak çok zor tuttum.